10 altına baktığımız zaman arkadaşlar 10 altında şuradaki 1725 hala bizim için önemli bir bölge 1720 seviyesi üzerinde 10 altın kaldıkça da olumlu olduğu hala düşünülmekte arkadaşlar bunun üzerinde 1740 ve 1772 seviyeleri hala 10 altında. 1720 üzerinde kaldıkça takibimizde olacak önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. 1720 altında ons altın kapanışlar gösterdiği zaman bu sefer arkadaşlar 1708 ve 1693 seviyesi takibimize girer. Fakat ee, 1720 üzerinde kaldıkça ee, ons altında hareketler ee, yukarı yönlü diye düşünmekteyiz arkadaşlar. Onun üstünde 1742 ve 1752 e, direnç seviyeleri ons altında da takip edilmesi gereken önemli seviyeler. Stokastik indikatörüne baktığımızda stokastik indikatörümüz hala al pozisyonunu korumakta arkadaşlar. Al sinyali devam etmekte. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? GAU-TR'ye gram altın paritesine baktığımız zaman arkadaşlar Gram altında bir e, dikdörtgen formasyonumuz mevcuttu. E, bu da aşağıda 380 seviyesinden geçmekte olan e, bir e, formasyon. Arkadaşlar burada gram altında biliyorsunuz yukarı yönlü hareketler e, görülse de günlükte tekrar düşüşe geçeceği şeklinde e, son videomuzda yorumlamıştık. E, bu videomuzda e, gerçekleşti. Şimdi burada gram altın hedefi ne olabilir diye bakacak olursak yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ve şunu bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar bizim kanalımız kesinlikle bir al-sat kanalı değildir. Bu kanal Başkan 35 kanalı e, sadece sizlerin kendi stratejinizi e, grafik üzerinde nasıl kurabileceğinize yardımcı olmaya çalışan bir eğitim kanaldır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu hatırlamayı yaptıktan sonra da tekrar gram altına dönelim. Evet arkadaşlar gram altında 386 e, aşağı yönlü baskıyı arttırır. Şuradan baktığımız zaman da 388 tepesi ve aşağıda da e, 370 destek bölgesi e, göze batmakta. 370 387 18 TL'lik bir fiyat hareketi. Bunun da hesapladığımız zaman arkadaşlar 363 360 363 aralığına denk gelen e, gram altında bir düşüş e, beklentimiz haline gelir 386 kapanışlarda gram altında 370 desteği ve 363 destekleri e, hedef şeklinde beklenebilir gibi gözükmekte arkadaşlar gram altında da stokastik indikatörüne baktığımız an e, yön aşağı yönlü olarak gözükmekte gümüşe de bakalım gümüşte neler olabilir Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, e, gümüş hala e, kuvvetli durmaya devam etmekte. E, tekrardan kanalın içine giren gümüş, bu kanal içerisinde hareketlerine devam ederse arkadaşlar, geri çekilmelerde 16.31 e, gümüş için önemli bir seviye olarak gözükmekte. Onun altında da gene e, kuvvetli bir destek 15.80 bölgesi. E, gümüş onsta göze batan destek yerleri olarak gözükmekte arkadaşlar. Evet gümüş onsta 16-25 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar gümüş ons 16-25 üzerinde kaldıkça hala kuvvetlidir. E, bunun neticesinde yukarıda e, gümüş onsun şöyle biraz daha garanti bir şey yaparsak arkadaşlar 16.73 Gümüş ons takip eden arkadaşlar 16.73 seviyesini takip edecekler arkadaşlar. 16.73 altında bir kapanış gelmedikçe, günlük ve haftalık bir kapanış gelmedikçe gümüş ons'ta yön yukarı ve yukarıda 17.60 e, seviyesi tekrardan gümüş ons'ta da e, test edilebilecek seviyeler şeklinde gözükmekte arkadaşlar. E, 17 17.60 üzerinde de zaten kapanışlar meydana gelirse bu sefer gümüş 10 hedefi arkadaşlar 18 60 seviyesine doğru orta bazda yönünü çevirmek isteyebilir. Bu seviyeler takipimizde olacağız. Ee, Tabi orta bazda daha olumlu bir seviyeye geçebilmesi için de arkadaşlar 17 20 e, üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. 17 20 üzerinde kapanışlar e, gümüş onsu daha sağlam kılar. 17-20 altında kalan kapanışlarda da e, geri bazlı bazı e, çekilmeler de yaşanabilir. İlk etapta 16-73 ve 16-41 destekleri Gümüş onsta da takip edilmesi gereken önemli seviyeler haline gelir arkadaşlar. Gümüş Gram'a da bakalım. Gümüş Gram'da neler olabilir? E, gr gümüş Gram'da gram, gram gümüşte 3-74 biliyorsunuz bu seviyede biraz e, gümüş gramda oyalanacağımızı söylemiştim. E, 3.74 gümüş gramda önemli arkadaşlar. 3.74 üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başlarsak yukarıda tekrardan 3.81, 3.92 ve 4.11'li seviyeler e, gram gümüşte takimimizde e, olacak önemli direnç seviyeleri olarak gözükmekte. E, 3.74 altında da sarkmalarda arkadaşlar gram gümüşte 3.62 seviyesine kadar sarkmalar görülmesi de normal. gram gümüşte takipte kalacağımız haftalık kapanış 3.74 seviyesi. 3.74 üzerindeki hareketler dediğim gibi 3.81, 3.92 ve 4.11'li seviyelere doğru gram gümüşü kademeli bir şekilde yukarıya taşıması beklentimiz dahilinde olan seviyeleridir. 3.74 altı sarkmalarda da 3.62'deki önemli destek seviyesi takimizde olacak seviyelerden biri şeklinde gözükmekte. Evet indikatörlerine baktığımız zaman indikatörlerde hala al yönlü sinyal devam etmekte arkadaşlar. Gümüş gram da. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL.